A tek bir sayı B de çift bir sayı olduğuna göre tabloyu doldurun demiş. Şimdi arkadaşlar hemen hatırlayalım. Tekle teki toplayıp ya da çıkarırsam ne elde ederim? Çift bir sayı elde ederim. Tek de çifti toplayıp ya da çıkarırsam tek sayı elde ederim. Ee, daha sonra çiftle çifti toplayıp ya da çıkarırsam yine çift bir sayı elde ederim. Bakalım A neydi? Tek bir sayıydı. 2 çift sayı. O zaman tek de çifti topladığımda ne elde edeceğim? Tek elde edeceğim. B baktığım zaman çift bir sayı olduğunu söylemiş. E 4 de çift bir sayı. Çiftten çifti çıkarırsam çift sayı olduğunu söyleyeceğim. Daha sonra A çarpı B. Şimdi A tekti. B de çiftti. O zaman çarpımım ne oldu? Çift sayı oldu. A tek bir sayıydı. Yine çiftle tekin toplamı tek sayı olarak bulundu a kare demiş. Şimdi tek bir sayının karesini aldığımda tek sayı elde ettim. O zaman b zaten çifti. Toplamı yine ne olacaktır? Tek sayı olacaktır. a tek bir sayı. 2b. E, b çifti. 2 ile çarptım. Yine çift bir sayı elde ettim. Farkları da yine ne olacaktır? Tek sayı olacaktır. A ve B tam sayı olmak üzere aşağıdaki verilenleri doldurun demiş. Boş olan kısımları. Şimdi A'nın tek olduğunu vermiş tabloda. E toplamın tek sayı olması için B'nin ne olması gerekiyordu? Çift sayı. Yine yazalım. Tekle teki toplayıp ya da çıkarırsam çift sayı elde ediyordum. Tekle çift bir sayı toplayıp çıkarırsam tek sayı elde ediyordum. Çifle Çifti toplayıp çıkarırsam çift bir sayı elde ediyordum. Peki çarpım için konuşursak tek de teki çarptım, tek elde ettim. Tek de çifti çarparsam çift elde ediyorum. E zaten çift bir sayı ile çift bir sayı çarparsam da yine çift sayı elde edeceğim. Şimdi bu sefer b'nin tek olduğunu vermiş. E çift sayı olması için a'nın ne olması gerekiyor? Çift sayı olması gerekiyor. A için bilinemez demiş. Evet ancak ben 2A'nın ne olduğunu biliyorum. Çift sayı olduğunu biliyorum. 2 ile çarptım. Şimdi bu toplamın çift olması için B'nin de ne olması gerekir? Çift olması gerekir. 3A eksi 5B tek sayıymış. B'nin tek olduğu verilmiş. O zaman B tekse 5 ile çarptım yine tek sayı elde ettim. Bu durumda Arkadaşlar 3A'nın ne olması gerekiyor tek sayı olması için? Çift olması gerekiyor. E 3A yani 3 çarpı A çift bir sayıysa o zaman A'nın kesinlikle ne olduğunu söyleyeceğim. Çift sayı olduğunu söyleyebilirim. Peki sonuncu, sonuncusuna bakarsam. A çarpı B artı 3A'nın ne olduğunu vermiş? Tek sayı olduğunu vermiş. B de çifttir demiş. Şimdi B çiftse bir kere bu çarpımın ben kesinlikle çift olduğunu söyleyeceğim. Peki toplamın tek olması için 3A'nın ne olması gerekiyor? Tek olması gerekiyor. 3A tek bir sayıysa 3 zaten tek. O zaman A da tek olmalı ki bakın buraya yazmıştık zaten. A da tek olmalı ki bu çarpım tek bir sayı olsun. A tek ise 1, A çift ise 2'dir. Bu şekilde tanımlamış. Şimdi 17 tek bir sayı olduğu için 1, 24 çift bir sayı olduğu için 2 olmuş x tek ve y çift bir sayıdır. Şimdi bakalım önce kutular tek mi oluyor çift mi oluyor bunu hesaplayalım. Tek ve çiftin çarpımı nedir arkadaşlar? Çifttir. Burada tek ve çifti topladık. Yani x artı y'yi soruyor. Bu tektir. Ve ne yapmışım? Tek bir sayıdan çift bir sayı çıkarmışım. Yine ne olacaktır? Tek olacaktır. Peki çiftse neydi? 2 olarak çıkar diyordu. 2 olarak çıkardım. Tekse de 1 olarak çıkar. E bu kutu zaten tek olduğu için 1 olarak çıktı. E bu da tekti. Yine 1 oldu. Dolayısıyla işlemin sonucu 4 olarak bulunur. A, B ve C birer tam sayıdır. Şimdi arkadaşlar 2A artı 3B artı 4C'nin tek sayı olduğunu söylemiş bize. Bakarsak eğer 2A ve 4C hakkında yorum yapabiliriz. Ancak A ve C hakkında kesinlikle yorum yapamam. Çünkü A tek de olsa çift de olsa 2A nedir? Çift bir sayıdır. Aynı şekilde 4C için de aynı yorumu yapacağım. Çift. Şimdi arkadaşlar çift çift daha yani toplayınca ne olacak? Çift bir sayı elde edeceğim. E bir de 3B sayım var ve ben bu toplamın tek olmasını istiyorum. O zaman ne olmak zorunda? 3B'nin tek olması gerekiyor. Eğer 3B tek bir sayıysa bu durumda ben B için kesinlikle tektir ifadesini kullanabilirim. ABC birer tam sayıymış. A tek sayı olduğuna göre diyor C sayısının türünü bulun. Şimdi arkadaşlar işler dışlar çarpımı yaparsam 3A artı 4B'nin 5C'ye eşit olduğunu söyleyebileceğim. Şimdi B hakkında yorum yapamam ancak 4B'nin kesinlikle çift bir sayı olduğunu biliyorum. E, A'yı da tek sayı vermiş. E, 3 ile çarparsam yine ne olacaktır? Tek bir sayı olacaktır. Tekle çifti toplarsam bu ifade ne olacaktır? Tek bir sayı olacaktır. O zaman 5c ifadesi tek sayı ise c de buradan nedir arkadaşlar? Kesinlikle tek sayı olacaktır. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. आओ च्यों पी आईार